Evet, çok enteresan bir sahne. Sezon finalinde yine darbeden tam bir ay önce 16 Haziran'da ekrana geldi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 300. bölümü adeta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Büyükada'daki o CIA ajanlarının yaptığı çok gizli toplantıya göndermeydi. Konsey dedikleri acaba o CIA ajanlarının toplantısı mı? Onlar mı konsey? İlginç. Savcılıkta bunlar da değerlendirilecektir herhalde. Soruşturma başlatıldı. Yakında tesadüf diye. Ömür, bu kadar kimse bak. O kişileri alacaklar ifadeye. Ömür. Yani bütün Türkiye'yi aptal yerine koymanın hiçbir mantığı yok. Bu birebir doğrudur. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in ortaya çıkarmış olduğu bir haberdir bu. Birçok gazetede yer aldı. Daha sonrasında inanılmaz derecede gündem oldu. Ya zaten bu darbenin NATO darbesi olduğu aleni ve ortada. Bak, bu bir NATO darbesidir. NATO darbesidir. NATO'yu çağırıyorlardı işte 2 sene önce. NATO göreve, NATO göreve Ali Bulaç falan vardı Zaman Gazetesi'nde yazan. Mümtaz Türköne, Selahattin Demirtaş, bunların hepsi tek ağızdan NATO göreve, NATO göreve diyorlardı. O hendekler ilk açıldığı zaman. İşte NATO'nun niçin göreve çağrıldığı da burada anlamış olduk. NATO, NATO'cu darbeler. Darbecilerdir. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında NATO vardır. NATO yapar. O yüzden burada da aleni sade bu değil ki. Hava Kuvvetleri İmamı Müştadil Öksüz de gelmiş. Yani konsey bunlar. Bu da mı tesadüf ya? Bu da mı tesadüf? Adam şimdi, dizide aleni açıkça söylemiş yani. Bir hafta öncesinden gelinecek. Hatta gelmişler Büyükada'da falan toplanmışlar yani. Evet. Ama ne hikmetse bizim işte Nostradamus Necati. Nostradamus Kehanetler Vadisi. Onu da öngörmüş. Tesadüfen öngörmüş. Yani söylemezsem olmazı öngöremedim. Tesadüfen. Ulan bir biz göremedik bu ülkede. 500 tane her sene dizi yapılıyor. Bunları niye göremiyor kardeşim bu ülkede? O ilgili gazete kupürleri gelsin bakalım. Bakın 10 CIA ajanının belki de daha fazla Büyükada'da. Akşam gazetesi. O dönem akşam gazetesi yapmış. Çok enteresan. Buyur bak, akşam gazetesi çok enteresan. Onda çok değerli bir genel yayın yönetmeni vardır. Murat Kerkitoğlu mu? Peki diğer kupürlere geçelim yani bakalım. Yani bu doğru bir haber. Evet. Bak. Ve Kurtlar Vadisi Pusu'da sanki işte bakın o dönem böyle haber olmuştu. CIA ajanları darbe gecesi Büyükada'da ne yapıyordu? Ben söylemiştim. 10 kişilik ekip deşifre oldu. Bir sonraki kupür gelsin. Darbe gecesi Büyükada'daki bu otelde mesaideymiş. Kim? Pensilvanya yazılı çanı bırakıp gitmiş üstelik. Barkey o, Barkey. Kardeşim o adam... CIA'in adamı, ajan. Hayır, orada da bir tane Yahudi vatansever bir vatandaşımız var. Bu otelin önünde konuşma yaptı. A Haber'de yayınlanmış diye yazdı. Anlattı değil mi her Haber'de. Şeyi? Anlattı her şeyi. Bu aleni ve net bak. Bu mesela sevgili izleyenler, biz yalanla, iftirayla, dolanla bizim işimiz yok. Biz hep belge getiriyoruz. Bak, biz ortaya Kurtlar Vadisi ile alakalı bir belge sunuyoruz. Kurtlar Vadisi kendi Henry dizisinde... Barkey. Evet. Darbeden bir ay önce... Ajanlarının gönderileceğini, konseyin yani bu darbeyi yönetecek konseyin İstanbul'da toplanacağından bahsediyor. Darbeden hemen bir hafta 10 gün sonra da Büyükada'da 10 tane CIA ajanının toplandığı ortaya önceki, çıkıyor. Evet, bir öncekine gel, kimmiş bak, onların başını çeken de bir önceki bakın CIA'in Türkiye uzmanı Henry Barkey. CIA'in Türkiye uzmanı burada konseyi topluyor. Kaçtı işte, bu da kaçanlar arasında. Tabii ve bu darbeden tam bir ay önce konsey göndermesi yapılıyor Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde. Bu da mı tesadüf? Ey Necati şaşmaz. Şimdi şaştı bu kez ama. O da tesadüf, şey de tesadüftür. Ya Polat Papucu yarım, çık dışarıya oynayalım kardeş, 2 gündür sesin soluğun kesildi ya. Evet, bel altı olmak için plan program yapıyorlarmış. Cevalli'nden eser kalmadı Polat'ım. Tilki Vadisi'ne döndünüz. Tilki Sakallı. Vadisi oldu. Kurtlar Vadisi Tilki Vadisi'ne döndü. Ne Sakallı oldu? Atıyordun, tutuyordun Amerikan askerinin kafasına, bilmem ne geçiriyordun tek başına. Rambo gibi elinde her şeyi tarıyordun. Ne oldu? Çık ortaya ya. Çık, bunları da açıkla. Sen tesadüf de, biz razıyız tesadüf demene. Sahneyi getirin. O sahne gelsin bakın, o yazılar çok enteresan. Konsey toplantısı için hazırlıklarımızı tamamladık diyor. Karun. O gölge karakter vardı ya, Boğaz Köprüsü'nün evet, altına gelen. O da mesela İsrail bütün her şeyini gölge olarak yapar. Şimdi, maşa kullanır. Kendisi mesela Orta Doğu'yu özgürleştirdiler. İsrail'i kimse özgürleştirmedi. Şöyle bir ayrıntı var. Burada tabii Polat işin sonunda bunları yok ediyor falan filan. Ya burada zaten mesele o değil. Mesele sen bunca derin ve ince bilgilere nasıl ulaşıyorsun? Nasıl ulaşıyorsun ve bunu ekrana nasıl taşıyorsun? Ya inanılır gibi değil. Bir ay öncesinden bahsediyoruz. Bir ay öncesinde adeta her şey anlatılmış.